İyi akşamlar değerli izleyiciler. Merhaba değerli seyirciler. Değerli izleyiciler, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu dolu dizgin iktidara doğru yürüyorlar. Zaten hem Kılıçdaroğlu hem İnce sokakların dili diye bu iktidar yürüyüşünü çok açıkça hem yerli hem de yabancı medyaya açıkça belirtiyorlar. Bugün bir de herhalde siz söyleyeceksiniz. Bir yabancı gazetede Erdoğan git diye Guardian'da bir yazı var. Ne kadar yorulduğunu ve kalmasının Türkiye'ye ne kadar çok zarar vereceğini anlatan bir yazı. Ama benim üzerinde durmak istediğim şey Muharrem İnce'nin İzmir ve bugün Ankara mitingleri. Bu arada ihmal etmeyelim, biz kendimiz yaptığımız için kendimize haksızlık etmeyelim. Dün akşam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla özel bir 18 dakika yaptık Ataşehir'de. Biraz geç başladık çünkü onun programı öyle oldu, gelemedi. Geldi, bu sefer araya Amerika'nın sesi girdi. Hatta ben tweet attım, Amerikalılar kimin kazanacağını fark ettiler, bırakmıyorlar yakasını diye. 10.30 civarında başladık ve işte gece yarısına kadar sürdü. Çok samimi, açık, benim zaten eski dostumdur. Sayın Yanardağ'ın da yakın temaslı olduğu bir politikacıdır. Kendisiyle kimsenin sormaya pek de cesaret edemediği şeyleri sorarak açıkça tartıştık. Bu işte Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmeden Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi, 16 Nisan gecesi yapılan illegal, yasa dışı müdahalelere rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısına gidilmemesi filan gibi şeyleri de açıkça konuştuk. Bu arada Muharrem İnce ile olan ilişkilerini irdeledik. Kendisi çok ilginç bir şey söyledi. Ben dedi Muharrem İnce'nin kadrosuna, kabinesine karışmayacağım. Yani bu çok önemli bir haberdi. Nitekim işte Sputnik'te filan da bu manşetlere geçti bu haber. Çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bütün partilerde, CHP'de de öyledir. Yani makamlar, makam koltukları, belediye başkanlıkları ile il ve ilçe başkanlıkları arasında kavga konusu olur. Şimdi burada da bir kabine ve kabinedeki koltuklar meselesi ortaya çıkacak. İşte hizipler devreye girecek filan. Oralarda çok net gördüm ben. Sayın Yanardağ'la da biraz konuştuk. O da yani birazdan kendi izlenimlerini herhalde söyler. Hem içten konuştuğu için hem hazırlıklı olduğu için kendine güveni çok güçlü bir izlenim verdi hepimize. Şimdi bunu böylece belirttikten sonra aynı sıralarda zaten ekranlarda da gördünüz, Tele1 ekranlarında. Önce İzmir mitingi Muharrem İnce'nin müthiş bir şey, bugün de Ankara mitingi. Şimdi orada 3 kurumu yargıya yollayacağım diyor. YSK, TRT ve Anadolu Ajansı. Bunları diyor bırakmayacağım. Yani hani öyle devri sabık yaratmayacağım, bilmem ne yapacağım, ben yargıç değilim, yargılamam. Orada duruyor, yani gene o lafların arkasında duruyor. Ben yargıç değilim, yargılamayacağım ama diyor bunları diyor yargıya havale edeceğim. Çünkü bunlar diyor anayasaya aykırı ve kamu yararına aykırı işler yapıyorlar. Ve bu arada inanılmaz bir biçimde yağma durmuyor. Yani bütün bu kargaşa içerisinde meclis başkanından kaynaklandığı anlaşılan İstanbul'daki Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ta yıllardan beri eğitim yapan konservatuvar binası elinden almak isteniyor. Kaymakamlık yazı yazmış, salı gününe kadar boşaltın diyor. Yani o da bir herhalde bir şey, gözdağı veriyor seçmene filan. Yani salı günü de biz iktidardayız ha filan gibi. Biri de çıkmış, siz muhakkak gözünüzden kaçmamıştır. Kimse diyor hayal kurmasın, biz 20 yıl daha iktidardayız diyor. Benim aklıma hemen o askeri dönemlerden birinde bir politikacı, bir asker değil de bir sivil politikacı, bir yıl sürecek bu demişti galiba 12 Mart için, değil mi? İsmail diye adlı bir politikacı, onların bakan yaptığı bir adam, bin yıl sürecek. Güldürmeyin beni, Demirel mi demişti, bir daha mı demişti 12 Mart'ta? Demirel mi, bir daha mı demişti? Demirel ondan sonra kaç defa
başbakan oldu, cumhurbaşkanı bile oldu. Bunlar ham hayallerdir. Ve Sayın Rektör yani Yalçın Karayağız'ın tabii yanındayız. Her türlü girişimi yapmış. 6 yaşından 25 yaşına kadar çocuklar sokağa atılıyor falan diyor. Ama bunlar ne eğitime bakıyorlar, ne şuna ne buna. Tam bir yağma politikası. Gözleri doymuyor. Kışlık saray, yazlık saray, İstanbul'da 5 tane saray, bir de bilmem Marmaris'te saray, bir de bilmem Urla'da bilmem villa filan, inanılmaz bir şey. Ha, bu arada Muharrem İnce de dedi ki Marmaris'teki saraya engellileri tatil yaptıracağım dedi. Evet, buyurun efendim. Hocam teşekkürler. Şimdi Muharrem İnce konusu önemli. Bakanlar Kurulu listesine karışmayacağım dedi dün. Ben çok bir gazeteci olarak dünkü programdan tatmin oldum, onu söyleyebilirim. İyi bir program olduğu kanısındayım. Sizin ellerinize sağlık. Yok, sizin ağzınıza. Siz çok güzel götürdünüz. Birkaç önemli noktaya orada işaret ettik. Bu Türkiye siyaseti açısından da önemli. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekçi bir politikacı. Şunu biliyor. Seçilen Muharrem İnce olacak. Muharrem İnce 16 Nisan 2017 referandumuyla değiştirilen anayasa gereği artırılmış ve ancak bir diktatöre tanınabilecek yetkilerle donatılmış çok güçlü bir cumhurbaşkanı olacak. Sayın Kılıçdaroğlu bunu biliyor. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu listesine karışılmaması gerektiğinin de farkında. Ve önemli olanın siyasette de gündelik yaşamda olduğu gibi entelektüel hayatta da önemli olanın ilkeler temelinde hareket etmek gerektiğinin de farkında. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ve CHP ya parti yönetimi ve Muharrem İnce'nin ekibi arasında zaten ilkeler konusunda bir mutabakat, bir anlaşma olduğu belli. Yani Muharrem İnce Bakanlar Kurulu'nun kendi kuracağının farkında. Muharrem İnce'yi ben bir süredir takip ediyorum. İşte kahvaltılı basın toplantısına katıldım. Evinde program yaptık, orada bulundum. Şunu söylüyor Muharrem İnce. Yani zaman zaman parti yönetimiyle hani çelişen tutumlarımız olabilir. Ben geçmişte de dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda partimle ters düştüm. Ben ilkeli bir politikacıyım diyor. Ve bir şeyin altını çiziyor. Seçilen benim diyor. Çok net bu. Seçilen benim. Güç parlamenter sisteme geçene kadar güç Muharrem İnce'de olacak. Yani çok açık. Hak etti. Evet. Yani çok iyi bir kampanya götürüyor. İkincisi oraya geleceğim. İkincisi bu başarıda, bu zaferdeki payını hiç kimse görmezden gelemez. Payı hak çok etti. Büyük. Hak etti. İkincisi bu, payı çok büyük. Üçüncüsü ise şunu söylüyor zaten. Bir restorasyon dönemi gelecek. Bir restorasyon dönemi öngörüyorum. Benim bir sorum üzerine söylemişti. Aynı şeyi hem evindeki programda söyledim. Orada yeterli bir cevap ortamı oluşmadı. Cevap verecekti ama üstüne başka bir soru geldiği için o soruyu çok kısa geçti ve yeterli bir cevabı alamadım. Sonra da geri dönmedim o soruya. Ama Yeşilköy'deki bir otelde verilen işte kahvaltılı gazetelerin ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle yapılan toplantıda bir daha sordum. Sorum şuydu, çok net bir soruydu bu. Şimdi ortada AKP iktidarı döneminde, yani 12 Eylül'den beri gelen, yani son 35 yılda gerçekleşen ama esas olarak AKP iktidarı döneminde gelişen, derinleşen bir tablo var. Nedir o tablo? Cumhuriyetin bütün demokratik kazanımlarının imha edildiği ve yerine mezhepçi, düşük yoğunluklu da olsa bir dinci rejimin, bir İslamizasyonun geçirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. 12 Eylül'le tabii. Başladığı doğru. Evet. Burada derinleştiği de doğru. Ama başlangıç tarihi çok doğru. 12 Eylül 80 darbesi. Aynen askeri hocam. Darbe. Kesinlikle. Evet. Bravo. Gayet doğru. Ve dedim ki siz peki bir hani palyatif bir çözümden yana mısınız? Aksiyen yanlar. Mesela adaleti toparlayacağız diyor. Çok doğru. Eğitim diyor. Çok doğru. Ama yani bir bütün olarak mesela özelleştirme yıkımı var ve hayatın her alanına dönük bir düzenleme var. İşte saat 10'dan sonra bir bakkaldan herhangi bir içki alamazsınız falan, yani böyle bir düzenleme ya var. Ya metro işlemiyor ya. İstanbul gibi şehirde vesaire. 11.30'dan sonra metro kadınların yok. Kadınların eve kapatılma çabaları var vesaire vesaire, çoğaltılabilir.
eğitim sisteminin başlı başına tepeden tırnağa düzenlenmesi lazım. Bir halkçı, kamucu bir iktisat politikasının izlenmesi lazım vesaire. Sorum şuydu, dedim ki siz Cumhuriyeti kendi demokratik temelleri üzerinde yeniden inşa edecek bütünlüklü bir projeye sahip misiniz? Bunu yapacak mısınız? Evet dedi. Bunun içinde bir süre var. Diyor ki 2 yıllık bir geçiş süreci öngörüyor. Ben meclisin çalışma temposunu biliyorum. Fakat önemli bir şey daha söylüyor Muharrem İnce ve diyor ki evet 16 Nisan referandumuyla kurulmaya çalışılan bu düzeni doğru bulmuyorum. Bu demokratik değil, diktaya açık bir düzendir. Ama eski düzeninde mutlak ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onun da aksayan yanları vardı. Eskiye dönmeyeceğiz diyor. Muharrem İnce şunu söylüyor. Daha iyisini yapacağız. Parlamenter demokrasinin daha iyisini yapacağız. Evet. Hem tıkanıklıkları olmayan, işleyen, hızlı ve kolay karar alınabilen ve bu alınan kararların yaşama geçirilebildiği daha iyi bir düzen kuracağız diyor. Dolayısıyla ortada bir tablo var hocam. Çok uzatmadan hemen toparlayayım, belirteyim. Uzatın. Ortada bir tablo var. Muharrem İnce seçiliyor ve Bakanlar Kurulu'nu o kuracak. Sayın Kılıçdaroğlu hem deneyimli bir politikacı hem de hareketin lideri olarak bunun farkında. Ve onaylamış. Onu Cumhurbaşkanlığı için aday olarak öneren kendisi ve onu onaylamış aday olmasını, partiyi temsil etmesi gerektiğini farkında. Ve bence birbiriyle uyumlu, paralel bir başarılı kampanya yürütüyorlar. Bunlar önemli. Dolayısıyla bu topa girmedi diye düşünüyorum hocam. Bir başka şey daha var. Muharrem İnce dün İzmir mitinginde söyledi, bugün devam ettirdi. Sadece CHP'lilerden oluşmayacak dedi hükümet. Yani başka partilerden de bakanlar olabilir. Saydığı partilerden biri de HDP. Dikkat edin, altını çizmek lazım. Dün Sayın Kılıçdaroğlu da HDP seçmenindeki o CHP alerjisinin bittiğini söyledi. Sözleri çok net. Programı hatırlayacaksınız. CHP rozetiyle Güneydoğu'ya gitmek mümkün değildi. Ama bugün gönül rahatlığıyla gidiyoruz, miting yapıyoruz ve Kürt yurttaşlarımızla aramızda bir sorun yok dedi. Hatta ben şeyi hatırlattım, seyircilerimiz için bir anımsatma olabilir. Yani burada Ayhan Bilgen ve Ahmet Türk geldiğinde de onlar tersinden aynı şeyi söylediler. CHP ile bir sorunumuz yok. Yani şeyde Kürt seçmenindeki CHP'ye karşı tepki tamamen artık geçmişte kaldı. Son derece şey sempatiyle bakıyorlar dediler. Yani bu anlama gelen, evet. Mealen bu anlama gelen laflar ettiler. Bu bakımdan önemli hocam. Evet. Şimdi burada tabii en son işaret ettiğiniz noktadan başlayayım. AKP'nin bu seçim stratejisinde özellikle üzerinde durduğu parti HDP oldu. HDP'nin üzerinde iki türlü durdu AKP değerli izleyiciler. Bir, HDP'yi doğrudan doğruya bir terör örgütü olarak sunuyorlar. Yani HDP PKK'nın bir uzantısıdır. Hatta sadece PKK da değil. Suriye'deki YPG, PYG işte falan, hani utanmasa İran'daki PEJAK filan da diyecek. Yani tamamen bir meşru olarak kurulmuş ve hocam, meşru... AKP şöyle de yapıyor biliyorsunuz. 27 Mayıs darbesini, ya da ben darbe olarak değerlendirmiyorum da ihtilal demeyi tercih ediyorum. Muharrem İnce'nin yaptığını zannediyor. Evet, zaten. O yüzden yani, bugün ortaokul diploması var mı acaba diye sordu. Evet, zaten şey Recep diploması. Tayyip Erdoğan tek parti döneminde ilkokula gitmiş. Kendi söyledi, ben söylemiyorum. Daha doğmadığı tarihte. Kendi söyledi, tek parti döneminde. Yani 1950'den önce ilkokula gitmiş. 56 doğumlu değil mi kendisi? 54 doğumlu. 54 doğumlu, Allah uzun ömür versin. Ama anlaşılıyor ki doğmadan evvel gidiyormuş. Neyse, şimdi esas... En önemli stratejisi HDP'yi PKK ile ilişkilendirmek. Bu biliyorsunuz, bunu çok konuştuk. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP kendi işine gelen, kendi tek adam yönetimini destekleyecek olan her türlü ittifaka hazır. Önce Kürtlere yanaştı. Açılım politikası dedi. PKK'ya karşı tavır koymayın dedi. Askerleri kışlaya hapsetti. Polisleri karakollara hapsetti, hendekler kazıldı. Neden? Bekledi ki Kürtlerin desteğiyle tek adam yönetimini, kendi AKP artı HDP tek adam yönetimi olsun. Ne zaman ki Demirtaş biz seni başkan yaptırmayacağız dedi, bir tekme masa gitti. Zaten o biraz, o işte hangisi önce hangisi sonra biraz karışık ama arkadaki temasları biliyoruz. Şimdi ondan sonra derhal 180 derece döndü. Şimdi değerli izleyiciler, bunlar unutulmaz. Bunlar arşivde. İşte sonra
ırkçı milliyetçilikle işbirliği. Evet, hayır işte şeyin Tele1'in küçük şeylerine bakın. Güzel, çok güzel bir iş yapıyorlar, hatırlatıyorlar. Yani Abdullah Öcalan'ın, yani PKK liderinin, şu anda hapiste olan PKK liderinin Orta Doğu'daki en öngörülü lider olduğu vesaire, işte barışın yollarını açtığına filan şeyler döktürüldü, köşe yazıları döktürüldü vesaire vesaire. Şimdi bak CHP de adalet yürüyüşünde zaten bunlarla yan yana yürüdü falan diye hem HDP'yi PKK'yla özdeşleştiriyor. Şimdi sizin dediğinize geleceğim, en önemli taraf. Hem de PKK üzerinden HDP'yi suçluyor, HDP üzerinden CHP'yi suçluyor. Hocam bir şey söyleyeyim mi size? Bunların artık hiçbir kıymet harbiyesi kalmadı. İşte siz onu belirttiniz, evet. Onu söylemeye çalıştınız. Kimsenin bunlara artık takıldığı yok. Evet. Herkes şunu istiyor, herkes şunu istiyor. Bundan daha kötüsü olmaz. Evet. Olacak şey bundan daha iyidir diye bakıyorlar. Doğru. Bu AKP'nin tükenişidir. Şimdi bakın, Mimar Sinan Üniversitesi rektörü direniyor. Neden direniyor? Dolmabahçe Sarayı'nın, ki bütün batılı ülkelerde de böyledir, saltanatın yıkıldığı bütün ülkelerde saltanata ait, yani aristokrasiye ait, kraliyet ailesine ait bütün mal mülk milletin adına büyük millet meclislerinin, parlamentoların adı neyse onların, ama demokratik kurumların denetimine verilir veyahut üniversitelere verilir. Mesela tarihi kışlalar üniversitelere sanat verilir. Sanat kurumlarına verilir. Kültür kurumlarına verilir. Ve Dolmabahçe Sarayı'nın müştemilatından söz ediyoruz. Aslında evet. Orada işte Şehzadeler Bahçesi diye bilinen bahçe vesaire. Orası uzunca bir süredir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin, Mimar Sinan Üniversitesi'nin 80'li yıllardan beri. Evet, konservatuvar olarak kullanılan bina. Şimdi Başbakan, daha sonra Cumhurbaşkanı Hazretleri saraya düşkün olduğu için İstanbul'a geldiğinde de tabii ki bir Osmanlı, yeni Osmanlı olarak bu sarayın bir bölümünü kendisine çalışma ofisi yaptı. O bölüm, yani saray muhafız alayının bulunduğu, yani muhafız birliklerinin bulunduğu, sarayla ilişkili olmayan bir bölümdür aslında. Kapalıdır ana bölümde. Yani onun duvarının... Uzakta zaten. Uzakta değil, bitişiktir. Ya ama bitişiktir. Şeyde uzak, yani Dolmabahçe ile Beşiktaş. Beşiktaş iskelesi... Dolmabahçe ile Beşiktaş. Saray çok büyük hocam zaten. Evet, işte saray, ama yani saray, öbür tarafı. Sarayın doğusudur. Sarayın doğusudur. Orası dar gelmiş. Eski, orası kaymakamlık binasıdır. Tabii. Emniyet müdürlüğü vardır orada ve vergi dairesi, nüfus tabii. müdürlüğü vesaire. Yani Beşiktaş ilçesinin hükümet birimleri vardı evet, orada. Evet. Onları boşalttılar, orayı restore ettiler ve orayı çalışma ofisi yaptılar. Bir de Vahdettin Köşkü'nü aldı. Şimdi de orayı yaptırmaya Yıldız çalışıyor. Yıldız Sarayı'nda var. Yıldız Sarayı'nda bir köşkü var. Böyle bir saray. Vahdettin Köşkü'nü bir de inşaata boğdu. Mahvetti. Evet, o evet. Güzelim doğayı mahvetti. Evet. Mahvetti. Yani Vahdettin'e bile saygılar yok. Onlar mahvetti. Hani Vahdettin Han diyorlar ya. Vahdettin Han'ın köşklerini mahvetti. Hocam boş verin. Yani orası bir... Nasıl boş verin ya? Şöyle hocam. Orada büyüdüm boş ya. Verin hocam, boş verin geçti. Hocam. Güzelim. Boş verin. O doğayı bir görseniz mahvetti o bir, doğayı. Hocam şöyle. Vahdettin bu vatana ihanet ederek kaçmıştır. Tamam, köşkleri milletin... Bu vatana ihanet edenler arasındaki bir ilişkiden söz etmek yani gereksiz. Önemi yok bunun. Yani... doğayı katletmek de bu vatana evet. ihanettir. Şimdi Muharrem İnce'nin videoları var. Ahı var bu şeyin sizde diyor. Bir ahımız var. Sizde Ali İsmail Korkmaz'ın ahı var. Atanamayan öğretmenin ahı var. Açlıktan ölen Kübra Bebeğin ahı var diyor. Devam eden bir video. Çok güzel bir video. Bir şey diyor. Yuvası bozulan kuşların ahı var diyor. Yani kesilen ağaçların ahı var diye devam ediyor. Dolayısıyla bu da vatana ihanet kapsamında değerlendirilebilir. Şuraya geleceğim hocam. Mimar Sinan Üniversitesi rektörü boşaltmam diyor. Bu AKP iktidarının bittiğinin işaretidir. Tabii. Bu rektörü kim atadı? Bu YÖK. Kim onayladı bu rektörü? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylamasaydı atanamazdı. Gayet tabii. Başka bir şey atadı. Kendisi atadı canım. Rektörleri Cumhurbaşkanı tabii. atıyor. Cumhurbaşkanı atıyor. Tabii bu tamam. atamadı Cumhurbaşkanı. Tabii doğru. Aslında o da düzenli. Cumhurbaşkanı atıyor. Bakın Cumhurbaşkanı'nın yani Sayın Erdoğan'ın atadığı rektör Erdoğan'a direniyor. Şimdi bu tipiktir ya, iktidardan gidenleri bürokratlar dinlemezler.
polis müdürleri. Ama bu rektör düzgün bir adam zaten. Ben rektörü hani tenzih ederek söyleyeyim. Yok, ama yine düzgün, de bu kadar kudretli bir tek adam rejiminin simgesi, ağzından çıkanın kanun olduğu, öyle zannedildiği herhalde bizler gibi, bizim gibi insanlar meydan okuyordu yani bu toplumda, başka yok. Ama bizim gibi insanlar çok bu toplumda. Biz onlara dahiliz. Bizden daha çoklar onlar. Bir rektör çıkar ve rest çeker. Bunu boşaltmıyoruz dediler. Boşaltmıyoruz. Şimdi polis gönderdi. Şimdi o rektör de Sayın Yanardağ, ben o yapıyı çok iyi biliyorum. Buradan açıkça söylüyorum. O rektör de, o rektörün çok değerli yardımcıları var. Onları da tanıyorum şahsen. Bunlar birinci sınıf bilim insanlarıdır. Tabii durup dururken üniversitenin yönetimi konusunda ve her şeye karışan, kaç çocuk yapacaksın, nasıl doğum yapacaksına karışan bir cumhurbaşkanıyla kavga etmek istemezler. Gayet iyi anlıyorum. Ama o rektör ve o yardımcıları çok düzgün bilim insanlarıdır. Onları kutluyorum. Şimdi dönelim. Bitiyor programın vakti. Tamamlandı. Sizin başlattığınız bu CHP'nin Doğu'ya ve Güneydoğu'ya gidebilmesi meselesi ve dün işte şeyin Kılıçdaroğlu'nun söylediği meseleye. Şimdi burada AKP'nin bütün seçim stratejisini hem MHP'yi baraja takmaya dayattığı, hem de AKP ile MHP'yi özdeşleştirip, HDP'yi özdeşleştirip HDP üzerinden de CHP'ye saldırdığı bir noktada bu meydana geldi. Sizin çok iyi ifade ettiğiniz gibi artık kimse bu palavraları dinlemiyor. Ama bakın, bütün bir stratejisi çöktü. Yani PKK eşittir HDP, HDP üzerinden eşittir CHP, CHP'nin bilmem teröre desteği filan gibi akıl almaz bir, bence bir ihanet şeyi tabii, komplo teorisi çöktü. Yanardağ'ın söylediği şey. Ya kimsenin aldırdığı yok. Evet, artık. Evet. Ya bunların bir yalan. İnsanları etkilemeye, toplumun en geri, en ilkel ve en cahil kesimine hitap etmekten başka bir anlamı ve değeri yok. Onlar da bu toplumun ne diyelim, hani geleceğini belirleyebilecek artık bir güce sahip değiller. Bir şey var orada hocam, yani o da önemli. Muharrem İnce bir şey söyledi, onu dün ayaküstü konuşmamızda teyit etti, onu seyircilerimizle de paylaşmakta yarar var. 16 Nisan gecesi gibi olmayacak diyor. Ha şey, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi hayır, onu ikisi de söylüyor. Farklı farklı iki şey. Kemal Kılıçdaroğlu dün gece 16 Nisan gecesi gibi olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Ha, başka türlü olacak. Evet. Muharrem İnce de şunu söyledi dün İzmir mitinginde. Oy vereceksiniz, verdikten sonra bir yere gitmeyeceksiniz. Sandık başında duracaksınız. Sonra ilçe seçim kurullarının önünde ve il seçim kurullarının önünde olacaksınız dedi. Ben de Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde olacağım dedi. İnsanlar hocam, farkında mısınız? Miting meydanlarında 24 Haziran gecesi seçim kurullarının önünde toplanın çağrısı yapmış durumda. Evet. Hayır, bu Kılıçdaroğlu'na ben doğrudan çünkü şey ettim, eleştirdim. Yani dedim ki neydi 16 Nisan gecesi, herkes bekledi, siz şey ettiniz. Orada açıklamaları mantıklı, işte kan dökülmesin, iç savaş çıkmasın falan diyor ama arkadan Sayın Yanardağ'ın söylediği şey... Dün onu söylemedi, onu daha önce söylemişti de. Hayır, dün de söyledi. Dün uzun uzun anlattı ya canım. Hayır. Sorumluluk dedi, sorumluluk duygusu dedi. Kan dökülür falan demedi. İşte, sorumluluk duygusu dedi filan. Fakat esas bu sefer böyle olmayacak dedi. Bu sefer böyle olmayacak dedi. Yani herkes son 16 Nisan deneyiminin birikimiyle birlikte gidiyor 24 Haziran'a. Biz burada olacağız, ben de geleceğim. Merdan Yanardağ'ın zaten şeyi burası değil mi? Bir nevi. Biz yayında olacağız. Hep burada. Günde 24 saat, 7 gün, haftada 7 gün burada. Ben de o gece geleceğim. Sonuçlar belli olmaya başladıktan sonra yorumlarımızla birlikte sizle gene beraber izleyeceğiz seçim sonuçlarını. Hoşça kalın değerli seyirciler. Guardian gazetesi, Financial Times Times gibi gazetelere giremedik. Onlar Erdoğan gitsin diyorlar. Evet, evet. Hatta Erdoğan gidiyor. Bütün gücünü yitirmiş diyorlar. Erdoğan gidecek. Erdoğan'ı göndereceğiz. Erdoğan ne diyelim?
doldurduğu tarihsel ömrünü yanı sıra siyasal ömrünü de 24 Haziran gecesi dolduracak gibi görünüyor. Aslında ben çok acıklı bir şey söyleyeyim. Erdoğan'ı biz filan yollamıyoruz. Erdoğan kendisi gidiyor. Evet, daha doğrusu. O kadar çok yanlış yaptı ve o yanlışları o kadar birikti. Herkese o kadar hakaret etti, o kadar yabancılaştırdı ki herkesi. Ya gitmekten başka çaresi yok artık. Son bir çağrı yapalım değerli seyirciler. Bu haftanın son 18 dakikası burası çünkü bu program. Yarın yok programımız. Pazar evet. günü burada olacağız. Sandık başına gidin. Gönül rahatlığıyla gidin. Hiçbir zaman, hiçbir dönemde olmadığı kadar sandık başlarının güvenli olacağından emin olun. Evet. Bir olay, bir sorun çıkacağını hiç zannetmiyoruz. Bütün partiler çok dikkatli. Muhalefet çok güçlü, çok güçlü, çok büyük bir demokrasi cephesi oluşmuş durumda. Rektör örneğini o nedenle verdim. Yani burada hem polis hem güvenlik, diğer güvenlik görevlileri kırsal kesimde jandarma ve asker halkın güvenliğini sağlayacaktır. Buna inanmalısınız. Çünkü hiçbir ulusun ordusu ya da hiçbir halkın polisi kendi halkına ya da ulusuna karşı mücadele etmez. Hele hele bir demokratik seçimde diren demokrasi. 2 gün kaldı, 2 gün. Hoşça kalın. Evet. Evet.